Dişlerle ilgili mekanik sindirim anlamında öğütme görevi verilmiştir. Dolayısıyla kesme, koparma, öğütme her bir dişin ayrı ayrı görevleri var. Dolayısıyla diş eksikliğini biz kabullenemiyoruz. Bir tane diş olsa bile. Değirmenin şöyle düşünün, ısırma kuvvetleri her bir ısırdığımızda bir kuvvet 10 kilograma tekabül ediyor ortalama. Yeri geliyor kişiden kişiye değişmekle birlikte 442 kilograma kadar kuvvet uygulayabiliriz. Bu büyük bir deprem. Hatta evet, depremin yıkıcı etkisi. Ağızda her gün deprem oluyor. Biz bu anlamda ağzın dengeli bir şekilde olması için de ağızda diş eksikliğinin ne kadar zararlı olduğunu, onların nasıl dişli hale getirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Aslında birinci videomuzda da eksik dişler durumunda neler olduğunu gösterecek olursak aslında... Videoları alalım o zaman. Birinci videoları alabiliriz. Evet. Şimdi bakın, diş çekildi. Yandaki dişler boşluğa doğru yürüdükten sonra sorunlarımız gizli çürüklerle başlıyor. Hmm. Diş etleri hastalıklarıyla devam ediyor. Dolayısıyla hani bakın, çene kemik erimesi, dişin etrafında tutan kemiğin erimesine kadar sebep oluyor. Bir süre sonra da kemik eriyor, diş taşı birikiyor ve diş sallanıyor. Peki biz diğer videoda bakacak olursak, bakın çiğneme etkinliği devam ediyor. Dişler çekildi diye düşünün. Diş etinin nasıl eridiğini göreceksiniz, çekildiğini. Sonra altındaki kemik eriyor aslında. Diş eti ondan dolayı çekiliyor. Sonrasında var olan dişler doğanın kompansasyon mekanizması gereği boşlukları dolduruyor ama hiç istemediğimiz bir durum. O boşlukları bizim doldurmamız gerekiyor. Kök yüzeyleri açığa çıkartıyor, hassasiyetler oluşuyor. Diş kökten kendini bırakıyor, çene kemiği eriyor aslında. Dolayısıyla arka dişler şu anda öğütme görevini yapamıyor. Ne yapacak şimdi? Ön taraftaki kesme, koparma, koparmayı yapacak olan dişlere yüklenecek birazdan. Ne yapacak? Çift taraflı çiğneme de yapamıyor ya. Ön dişlere yüklenecek ağız. Ondan sonra ne yapacak ama şimdi? O da çok önemli. Şimdi ön dişlere geliyor ve alt dişler, üst dişleri alttan vurmaya başlıyor. Ve yelpaze gibi bakın açacak şimdi ön dişleri. Bütün dişlerde aralanmalı, ön diş aralanmaları olan hastalar lütfen bu arka dişlerinin olmadığını da anlayacaklardır. Onun tedavisini görmek zorundalar. Ön dişleri vurdu, yelpaze gibi eğdi. Aslında hem diş eti hastalığı başladı, hem çene kemik erimesi, hem dişi saran kemiğin de erimesine sebep oldu. Dolayısıyla aslında diş eksikliği deyip geçmeyelim. Diş eksikliğinin diş eti problemine, çene eklem problemlerine, çene kemiklerinde erimelere, dişlerde sallanmalara, hatta biraz daha ilerleyelim, ağızda bakteri birikimi fazla olacağı için üst solunum yolu enfeksiyonlarına. Biraz daha ilerleyeceğiz. Mide, bağırsak, tüm gıdalar gidecek ya. Mide, gastrit, reflü, ülser tipi rahatsızlıklara, bağırsak konstipasyonuna, hatta hocamın da alanı, midedeki fundus bölgesinde çok aşırı bir gaz olacağı için kalbe bası durumu gelişecek. Hatta kalp krizi riskiymiş gibi algılanmasına. Dolayısıyla yani yaşlanmayı... ağzın vücuda büyük etkisi var. Benim bildiğim ağız içindeki bu bakteriler çok uzun süre yerleşirlerse, Hayati Hocam, kalpte de değil mi bir takım rahatsızlıklar olacak? Tabii enfeksiyonlar direkt endokardit nedeni. Aynen öyle. Tabii. Bir de duyduğum diş enfeksiyonları bunlar, bir de Alzheimer'ı da tetiklediğini duymuştum. Çok doğru. Buna ilaveten şunu da söyleyeyim. Aslında bu dişlilik vakaları aynı zamanda yaşam ömrünü uzatıcı vakalar. Yani yaşam ömrünü kısaltabiliriz, uzatabiliriz. O nedenle tedavisinin kesin görülmesi gerekiyor. Diş çekildiğinden bir süre sonra veya aynı anda implant tedavisinin kesinlikle gerekiyor ve veya da yandaki dişlerle olan uyumunu, yani bir türlü dişli hale gelmesi gerekiyor ki ağızda dişlilik kesinlikle şart. Dolayısıyla çiğneme etkinliğini maksimum şekilde anahtar kilit şeklinde yapması gerekiyor. Dişlilik olması gerekiyor. Bütün ağızdaki bütün diş dizilimi muntazam, anahtar kilit ve sızdırmaz hale getirilmesi gerekiyor. Ömrümüzde standartları yüksek bir şekilde uzatmaya çalışmamız gerekiyor. Asıl da amacımız zaten